Kafa Topik'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 50 level olmak hakkında konuşacağız. Uzun zamandır nasıl 50 level olabilirim? Nasıl DP kasabilirim tarzında çok fazla yorum geliyordu arkadaşlar. Ben de o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle 50 level olmanızı yani bir an önce 50 level olmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü eee bunun size avantajdan çok dezavantajı olacaktır. Öncelikle etkinliklerle başlayayım. Eğer 50 level olursanız arkadaşlar etkinliklere ayırmanız gereken süreler daha da fazla artacak. Mesela şu anda altın yağmuru var 130 maçta bu efsanevi sanda ulaşılıyor arkadaşlar. Eğer yani leveliniz 50 değilse bu daha az olması lazım. Belki bu etkinlik için tolerans olabilir yani bu etkinlikte herkes de 130 maçtır. Onu tam olarak bilemiyorum ama puan ustası ve türbün kralı etkinliklerinde arkadaşlar bu olay mutlaka yani oluyor. Yani 50 levelseniz puan ustası etkinliğinde bütün ödülleri alabilmek için toplamda 3000 puan kasmanız lazım arkadaşlar. Mega pakette dahil bütün ödülleri alabilmek için 3000 puan kasmanız lazım. Eğer leveliniz 50 değilse atıyorum 49, 40 falansa arkadaşlar 1800 puanda bütün ödülleri alabiliyorsunuz aynı şekilde türbün kralı etkinliğinde de Bütün ödülleri alabilmeniz için 250 bin taraftar toplamanız lazım arkadaşlar eğer leveliniz 50 değilse tabi Leveliniz 50 ise toplamda 600 bin taraftar kasmanız gerekiyor bütün ödülleri alabilmeniz için yani bu bana göre çok büyük dezavantaj Yani bu yüzden 50 level olmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum ee, tabii yine olmak isteyenler için birazdan ee, nasıl olunur onun hakkında da bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle de dezavantajlarından bahsediyorum. Yani o şekilde oyuna ayırmanız gereken zamanın iki katını harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir an önce 50 level olursanız. Onun dışında bir dezavantajı da şu arkadaşlar. Siz bir an önce 50 level olursanız karşınıza güçlü güçlü rakipler gelecek. Yani siz hızlıca levelinize 50 yaptığınız için karakterlerinizi geliştir geliştirmeye fırsat bulamamış olacaksınız. Mesela atıyorum bir an önce hızlı le 50 level olduğunuz için elinizde 2. seviye Mystic Panda, işte 3. seviye Yıkım Lord'u falan olacak maksimum. 50 level olduğunuzda da karşınızda arkadaşlar aynı bu benim gibi hesaplar gelecek mecbur olarak. Biliyorsunuz çünkü eşleştirme levele göre yapılıyor. Biraz da taraftara göre yapılıyor. O şekilde yani gördüğünüz gibi siz ikinci seviye, 3. seviyeyken karşınıza hep altıncı seviye karakterler gelecek. Bu da yani sizi oyundan bayağı bir soğutacak diye düşünüyorum. Yani maksimum bir hafta, iki hafta dayanabilirsiniz bu olaya. Bu yüzden yani 50 level olmanızı tekrardan söylüyorum, tavsiye etmiyorum. Hatta benim kanalımdaki ilk videoma kadar inerseniz arkadaşlar, ilk videomda da ben bu olayı açıklamıştım. Aynısını yani ilk videomda da demiştim 50 level olmayın işte yine aynı şekilde bu dezavantajlarından falan bahsetmiştim arkadaşlar. O şekilde onun dışında 50 level olmak hakkında başka bir dezavantaj yok gibi. Sonrasında şimdi sizlerle birlikte nasıl hani illa diyorsanız ki ben 50 level olacağım yine de göster bana taktiklerini falan tamam göstereyim arkadaşlar. 50 level tabii ki vazgeçilmemez vazgeçilmemiz konuşamadım. Vazgeçilmememiz 2 kat DP arkadaşlar. Yani girdiğiniz maçlarda mutlaka 2 kat DP kullanın. Bir an önce 50 level olmak istiyorsanız tabii. Eğer menajer paranız varsa tabii ki 4 kat DP de kullanabilirsiniz. 4 kat DP ile tabii ki daha da hızlı DP puanı alıp daha da hızlı 50 level olabilirsiniz. Onun dışında karakterlerinizi genişle geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Genişletmek nedir ya Allah'u yarabbim dilim nasıl süçtüyse. Mesela bakalım bizde alamet var. Bunu geliştirirsek bize DP vermesi lazım. Tabii ki 50 level olduğumuz için şu anda vermiyor ama. Yani bol bol karakter geliştirin arkadaşlar. Karakterlerinize level atlattıkça daha çok DP kazanabiliyorsunuz. Yani daha çoktan kasıt ikinci level yaptınız. 200 DP, 300 DP falan veriyor. Onun dışında özel güçlerinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir seviye özel gücümüz olsaydı yükselseydik göstermiş olurdum. Şimdi bunlara da elmas harcamak istemiyorum. Neyse illa göstermeye gerek yok. Yani DP almak istiyorsanız arkadaşlar buralardan falan e, özel güçlerinizin seviyesini yükseltebilirsiniz. Buradan da size iyi bir miktarda DP gelebiliyor arkadaşlar. Onun dışında başarılarınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben bütün başarıları tamamladım. Yani buradan mesela bakabilirsiniz. 250 gol atlıyor. 250 tane gol attıktan sonra DP alabilirsiniz. Veya işte 125 maç yap. 125 tane maça girdikten sonra oradan da iyi miktarlarda DP'ler geliyor arkadaşlar. Onun dışında bakalım DP ile alakalı görevlerde bir şey yok. Onun dışında sanırsam arkadaşlar pek bir şey yok. DP nasıl kazanıldığıyla alakalı. Yani dediğim gibi eğer illa ben 50 level olacağım diyorsanız 2 kat DP, 4 kat DP bunları basarsınız arkadaşlar. Özel güç yükseltirsiniz, başarı tamamlarsınız, karakter yükseltirsiniz. Bu şekilde onun dışında zaten 50 level olabilecek bir şey yok sanırım. Yetenek kartı ekleyince DP veriyor muydu bilmiyorum ama siz bir bakarsınız arkadaşlar. DP veriyorsa o şekilde de 50 level ol olursunuz. Ama yani tekrardan söylüyorum 50 level olmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sebebini az önce açıkladım zaten. Şimdi sizlerle birlikte gidelim biraz maç atalım. Hüküm Lord'umuzu aldık. Şöyle 3 kat puanımızı da alalım daha fazla puan almış oluruz maçımıza başlıyoruz. Videomuz 6.5 dakika olmuş bu arada. Evet maçımıza başlıyoruz. Karşımıza kim gelecek? Evet sonunda buldu eşleştirme. Karşımıza küfürbaz goril geldi. Bol şans diyelim. Oyunumuza başlayalım. İlk golümüzü yedik alttan arkadaşlar. Şöyle bir gol atar mıyız? Atamadık. Telefon çok donuyor. Aman yarabbim valla ben bu şekilde hiç oynayamayacağım. Cık. Telefon baya bir donuyor arkadaşlar. Haydi bakalım inşallah kaybetmeyiz. Üçüncü golümüzü de yedik. Maç 3-0. Evet ilk golümüzü atabildik. Şükürler olsun. <laughs> Haydi bir gol daha atalım. Evet, bir gol daha attık. Maç 3-2 oldu. 59 saniye var. Şu donma problemi bir geçseydi iyi olacaktı ama haydi bir yerden çok güzel 3-3 yaptık maçımızı. Beraberliği yakalayabildik arkadaşlar. Az daha gol yiyordum. Haydi ulan onu atardık ya. Of! 4-3 oldu. Özellere başlay başlayalım arkadaşlar. Basamadık. Allah'ım gitti 2x'imiz. Maç 4-3. 2X'e atamayacağız. Sağlık olsun. Büyük kafayı da kullanmış olduk ama haydi bakalım. Kır kır kır. Çok iyi kırdık. Rakip bir daha büyük kafa kullandı. Evet, maç 5-3 oldu maalesef. Rakip büyük kafasını tekrardan kullandı. Bu maçı verdik sanırım arkadaşlar. Maç 6-3. 7-3 oldu. Rakip çok seri çıktı. Bol şans diyelim rakibimize oyundan. Çıkalım bakalım. Telefon da biraz donuyor arkadaşlar. Sebebini anlamış değilim. Ee, ben şu telefona bir ayar çekip geleyim en iyisi. Evet gençler tekrardan geldim. Telefona birkaç ayar çektim. Umarım yine donma olmayacak arkadaşlar. Güzel bir maç atalım. Haydi bakalım. Yani bazen kafa topu 2'den kaynaklı sorun oluyor. Yani... Donmanın problemi bazen kafa topu 2'den kaynaklı oluyor. Bazen internetten kaynaklı oluyor. Bazen de telefondan kaynaklı oluyor arkadaşlar. Yani bunu çözmek lazım. Bol şans dedik rakibimize. Oyuna başlıyoruz. Rakip bu arada farklı bir ayakkabı almış. Donma yine hafiften var. Umarım bize çok sıkıntı çıkartmayacak derken ilk golümüzü yedik. Şöyle bir yerden atamadık. Ayrı bir yerden çok güzel. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Maç 1-1. Bir, bir. bir daha yerden denedik. Bu sefer atamadık. Rakip yapma bunu ya. Hep yerden attı. Ben de zıpladım manyak gibi. Zıplamasaydım daha iyiydi. Maç 3-1 oldu. Bu maçı da mı vereceğiz yoksa? Haydi 3-2 yaptık. Ya yine donma var Allah'ım ya Rabbim. Donmayla da oynanmıyor ki abicim. 3-3 oldu. Haydi bir yerden Yerden denememiz yine bir başarısız oldu. Çok güzel doğru üç yaptık. 5 üç yaptık. Özel basmazsa rakip çok güzel olacak. 6-3 yaptık. 3 farkımıza attık arkadaşlar. Şöyle bir yerden... Yok yerden atamadık yine. Evet rakibimiz büyük kafasını kullandı. Haydi attırmayalım onu. Attırmayalım, attırmayalım, attırmayalım. Haydi, e hayır 2x'ine İki bastı. Hemen büyük kafayı ben de kullandım arkadaşlar. Rakip de kullandı tekrardan büyük kafasını. Gol attırmazsak çok iyidir. Haydi bakalım hangimiz. Hayır hayır. Ha, kapattım yanlışlıkla. Evet 6-4 arkadaşlar çok garip bir durumdayız. Tamamen özel güçlere kaldık şu anda. Kol diyor rakip. Seni şöyle bir donduralım. Yerden bir golümüzü attık. Çok güzel. Tekrardan büyük kafamızı da kullandık. 7-4. Evet bol şans diyelim. Gayet güzel bir oyun oldu yani. Son anlarda heyecanlı oldu cidden. Özel güçlere kaldık tamamen rakiple. Tekrardan bir maçımızı daha atalım. Rakip rovanş istiyor. Hadi rovanşını kabul edelim de ettik. Evet dedik. Evet tekrardan başlıyoruz rakiple arkadaşlar. Bu sefer rakibimiz az önce kendisi Hayır ya sağda başlamasaydık arkadaşlar vereceğim gibi bu maçı ama yine bir oynayalım. İlk golü yedik. Ben sağda oynayamıyorum abicim ya. Ne kadar şanssızız. Evet 1-1 yaptık. Yine oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Ha ne diyordum ben en son eee Az önce rakip bastı ilk özelleri. Şimdi biz basalım bakalım. Hadi bakalım sağda sonuç nasıl olacak? Şu an sağda oynuyoruz. Evet rakip bastı büyük kafasına. Golünü attı arkadaşlar. Şöyle bizde... Abi geç geç top geçse Allah'ı Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Neyse bakalım çift golünü sanırsam dojlayabileceğiz arkadaşlar. Bu da gayet güzel olacak. Özel rakip yine bizden önce bastı. 2x'e bastı mı? Basmamış. 3-2 oldu maç. 2x'e yine basmamış. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şöyle bir yerden denemesi yaptık. Olmadı. Abim top geçse de artık çıldıracağım ha. Gol yiyorduk az da. Ulan rakip. Ulan rakip. <laughs> Küçük kalesini kullandı bu sefer de. Maç 4-2. Süre az, süre az olması çok güzel olacaktı şu an ama neyse bakalım o kadar da az değilmiş aslında ya. Hayır ya çift golü varmış. Evet, şimdi bize geldi arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. o girsin sal. Tamamdır çift golü attık arkadaşlar. Bir tane daha çift golümüz var. Çok güzel bunu da attık. Maç 7-8. Bir tane daha çift golümüz var. Yemeden atsak çok güzel olacak. Haydi. Hayır. <laughs> Oley be bunu da attık arkadaşlar. Çok güzel oyun oldu. Rakibimize bol şans diyorum. Tebrik ediyorum rakibimizi. Cidden yani çok heyecanlandım yani uzun zamandır. Bir maç atarken bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Yine rovanş diyor arkadaşlar. Yine atalım mı? Haydi atalım bir rovanş daha. Üçüncü rovanşımız oluyor rakiple. Bol şans diyelim. Sevdim bu rakibi cidden yani. Ya hayır yine mi sağda başlıyoruz ya? Bol şans dedik. Bu sefer yenebilir arkadaşlar. Bakalım. İlk golünü attı yine. Maç 1-0. Evet. Biz de ilk golümüzü attık. Maç 1-1 oldu. Şöyle bir yerden. Hayır ya 2x'e basmış. Hiç görmedim ki. Yine 2x'e bastı tamamdır. Bunu dojladık arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Maç 3-1. Haydi bakalım. Hala bitmedi. Evet. Bitti. 3-2 yaptık maçımızı. Biz de kullandık. Büyük kafayı. Bakalım hangimizin daha önce bitecek. İnşallah rakibin önce biter. Golümüzü atabiliriz arkadaşlar. Hayır ya. of 2-2 yok. Bekleyelim o yüzden. Çok sıkıntı olmayacak bizim için. Evet. 5-3 oldu. 5-4 yaptık. Haydi bakalım. 6 4 oldu. Şu an buzlama kullanacağım ama hayır ya. Gitti çift golümüz. Adamım var ya aslında biliyordum küçük kale kullanacağını. 2x. Ah hayır hayır hayır. 2x girsin. O girsin. Onun girmesi lazım yoksa kaybederiz abicim. Özelleri çok kötü kullandım arkadaşlar. Hala daha kötü kullanmaya devam ediyorum. 8 5 oldu. Bu sefer rakip yandı arkadaşlar büyük ihtimalle ama biz yine oynayalım bakalım. Yani özelleri bu oyunda çok kötü kullandım cidden. 5 farkını attı rakip özellerini iyi kullandığı için. Evet 16 yaptık. Haydi bakalım. Ona 7. Haydi 3, 4, 4 tane dağıtabilirsek tamamdır. Ama yemememiz lazım. Evet ona 8. Geç artık top. Allah'ım Allah'ım top geçmiyor arkadaşlar. 11'e 8. Evet bol şans diyelim. Sonunda kaybedebildik. Ama gerçekten güzel maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyorum arkadaşlar. Videomuza bakalım kaç dakika olmuş. Videomuz 16 dakika olmuş. Sizlerle birlikte bir de kariyer maçı atalım arkadaşlar. Maç yap dedik. kazanırsak yetenek paketini alıyoruz. Evet karşımıza yıkım lordu geldi. Bol şans diyelim. Oyunumuza başlayalım bakalım. İlk golümüzü attık. Bu arada bana soranlar oluyor. 3 parmak mısın? işte 4 parmak mısın? Bilgisayardan mı oynuyorsun falan filan. Arkadaşlar ben 2 parmak oynuyorum ve telefondan oynuyorum. Bu şekilde rakibimiz görünmez. Şu an hala da göremiyoruz. Topu da görünmez yaptı. Sağda bir biz varız gibi. İkinci golümüzü de attık. 3-1 yaptık. Evet 2x golümüzü attık arkadaşlar. Maç 5-1. 6-1 yaptık. 46 saniye var. <laughs> Rakip öğren de arkadaşlar. Ya yenilgi yediremeyenler kadar komik bir şey yok şu oyunda ya. Adama 8 tane gol atıyorsun. Adam sana öğrende gel diyor. <laughs> Allah'ın yarabbim. Biz yine bol şans diyelim. Bak bol şans dedikçe daha da üstte de öğrendi gel demeye devam ediyor. Allah'ım Allah'ım. Tam kanser insanlar. 12-2. Rakip oyundan da çıkmıyor. Ne yapsak? Şu an o kadar zevksiz bir hal aldı ki maç. 10 fark attık 18 saniye var. topu bekletelim. Şimdi gol olursa daha çok süre geçecek. Hadi at golünü. <laughs> 14 3 4 saniye kaldı. Evet, bu maçımız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Yetenek paketimizi alalım. Kariyerde kaçıncı adıma geldik? 339. adıma geldik arkadaşlar. Ve kariyerde Kilit noktasına mı geldik? Eyvah yandık arkadaşlar. Şu anda bu kilidi açabilmek için bayağı bir altın vermemiz gerekecek. Tabii bir maçımız daha varmış kilitten önce. Ee, ben altın biriktirmeye şimdiden başlasam iyi olacak. Çünkü kilit için biliyorsunuz karakter yükseltmemiz gerekiyor. Ve benim çoğu karakterim 6 level olduğu için geriye yüksek karakterleri yükseltmem kaldı. Yani 40 levelin üstünde 50 levelin üstündeki karakterleri altıncı seviye yapmam lazım. Bu da çok fazla altın götürüyor arkadaşlar. O şekilde. Onun dışında kariyerde son 11 adım kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 339. adımdayız. Son 11 adım sonra 350. adıma geleceğiz ve kariyerimiz tamamlanmış olacak. Videomuza bakalım. 19-28 olmuş. Bir maç daha atmayalım arkadaşlar. 30 saniye var. Onun dışında... Yani videomuzun konusu 50 level olmaktı. Onun hakkında konuşalım. Yani dediğim gibi eğer bu oyunu arkadaşlar uzun süreli oynama gibi bir planınız varsa bir an önce 50 level olmanızı tavsiye etmiyorum. Yani ben bile 40 levelden 50 levele kaç 2-3 ayda falan çıktım. Belki daha uzun bir sürede çıktım. Yani 2 kat dp basmadım. Ee, karakter falan yükseltmedim elimden geldiğince veya işte özel güçleri de aynı şekilde yükseltmedim. Hep 50 levelden sonrasına sakladım DP almamak için. O şekilde arkadaşlar videomuzu bitirelim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.